Hediye teyze, senden bir ricam olacak. Söyle kızım, yapabileceğim bir şeyse. Bana helva yapmayı öğretebilir misin? Ay, kıyamam ben sana. Canı tatlı mı çekti? Yok, ondan değil. Bugün annemle babamın ölümünün 40. günü. Öyle bir adet vardı, değil mi? İnsanlara helva yapıp dağıtmak lazım. Lazım kızım. Çok güzel düşünmüşsün. Ben internetten tarifine baktım. Unla yağ aldım ama fıstığa param yetmedi. Ver canım. Şurada fıstık olacak. Devletin bir şeyini kullanmayalım Hediye teyze, olur mu? Onlar benim annemle babam. Benim paramla yapalım. Peki canım, gel. Gel. Ya ben bu lamaya bir şey de alayım ya. Aklımda duracağına dolabımda dursun. Al bence de, sahnede süper durur. Defne, Meral kesin katılmayacak değil mi yarışmaya? Hayır ya, 500 liraya razı oldu Ezgi. Zorlasa ekibine çıkardım da. Aa, Toprak da gelmiş. Toprak kim? Toprak Hoca mı? Ya özel buluşmalarımızda hoca demiyorum canım. Yani seninle buluşmak için mi buraya geldin? Atıyorsun. Hiç de bile. Hatta bir kafede oturup kahve falan içeceğiz. Gözümle görmeden inanmam. Peki, tamam. Ama sen uzakta dur. Şimdi seni görürse okulda duyulur diye çekinir. Tamam. Hocam merhaba. Defne, merhaba. Ne güzel oldu değil mi burada karşılaşmamız? Neler aldınız? Öyle birkaç kitap, dergi falan. Ya bunlar benim okuyabileceğim türden kitaplar mı? Bunlar sana ağır gelir Defneciğim. Ya bir kafeye gitsek, yani bana konularını anlatır mısınız? Ama benim şimdi gitmem gerekiyor. Ya ama benim sizinle konuşmam lazım. Burada konuşuruz efendim. Hocam çok önemli. Lütfen.